Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 18'de Benfica VC Fenerbahçe arkadaşlar. Yeniden Fenerbahçe eşlikiyle yorumları, yeniden Fenerbahçe eşlikiyle Galatasaraylı da olsanız, Beşiktaşlı da olsanız arkadaşlar, Şampiyonlar Ligi'nde destekliyorsanız Fenerbahçe'yi, herkesten yorumlarda arkadaşlar hashtag yeniden Fenerbahçe eşlikiyle efsane yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu arada Şampiyonlar Ligi ile ilgili video çektiğim için Real Madrid üstüyle başladım ama tabii ki de bu kışlık bir üst olduğu için sadece girişi bununla yapacağım. Siz videoya like atmayı unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Son videolardan haberdar olmak için gerçekten efsane videolar yolda. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ve umarım Fenerbahçe turu geçecek, güzel bir sonuç alır arkadaşlar deplasmanda. Ve bugün sizlerle beraber efsane bir Benfica VC Fenerbahçe yapacağız. Ve arkadaşlar dediğim gibi like bombalaması bekliyorum. Bu arada bunları aldığım site, bunun tarzı şeyler satılan site açıklama kısmında var. Oradan da bakabilirsiniz. Hadi bakalım arkadaşlar, hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar, hemen başlıyoruz videomuza. Ve hemen arkadaşlar ilk olarak Benfica kadrosunu kuracağız. Benfica ev sahibi olduğu için sonradan da Fenerbahçe kadrosunu kuracağız. Ve o şekilde maçlar yapacağız. Bakalım hangi takımla daha çok gol atacağız. Hangi takımın reytingi daha yüksek olacak. Tamamen adil bir şekilde olacak bu arada arkadaşlar. Ve bayağı bir coin harcayacağım arkadaşlar. Like bombalaması gerçekten yapın. Çünkü toplamda ne kadar gidiyor abi? 2.5 milyon coin civarı coin gidiyor bugün. Ve arkadaşlar ayrıyetten de ne olacak? Çok güzel bir şey olacak arkadaşlar. Videoyu paylaşacaksınız. Arkadaşlar videoyu Fenerbahçeli arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman başlıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 16.520 coin'si gördük. Ve 16.520 coin'si Ferreira'yı aldık. Ve transfer etmeye şimdi tekrardan devam edeceğiz. Hemen abi bunu kapatalım. 9800, evet 7500 ona var. Hemen arkadaşlar gördük, alalım. Zaten 7500 coin'sinden de hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Samaris diye bir oyuncu var. MDO'da Samaris. 76 geldi sanırım. Hemen abi 76 yazalım. 76 gen Samar yazalım sonrasında hemen buraya arkadaşlar. Fiyatı artmış abi sabahtan beri. İlginç. Sabah bu arada bunlarla çok uğraştım arkadaşlar bu videoyu hazırlamak için. Bütün oyunculara bakmak için. Ama arkadaşlar sizlerin bana vereceği desteği yetiyor arkadaşlar. Bana herkes bir like atsa zaten benim için yeterli arkadaşlar. Bana desteğinizi vermiş oluyorsunuz. İçinden gelmeyenler tabii ki atmayabilir. 321.000 coin'si görmüşüm arkadaşlar en ucuz. Ve 313.000'e de gördük şu anda ve 314.000'e de gördük. Hemen arkadaşlar 313.000 coin'lik Pizzi'yi alacağım. Gerçekten bayağı pahalı oyuncular var ya arada, ilginç. Hani sabaha göre gece daha ucuza gidiyor demek ki bu adam. Hemen arkadaşlar Zivkovic'i de aldığımıza göre sıra Rafa'da. Bu arada Servin'in de güzel kartı varmış. Yani 207.000'e var. Hemen arkadaşlar 207.000'e Rafa'yı bulmuşken aldım. Çünkü sabah 220.000'e görmüşüm. Hemen arkadaşlar şimdi Grimaldo, sol bek olan Grimaldo'yu alacağız. Hemen arkadaşlar o zaman 150.000 coin'lik Grimaldo'yu da alıyorum. Şöyle saçımızı birazcık düzeltelim. Luizao 100.000 coins mi? Abi yok artık ya. Kaç bin? 100.000 coinsmiş abi. Gerçekten ilginç. Neden bu kadar pahalı ya? 105.000'e var. Bir daha 105.000'e görürsem bu arada alacağım dedim. Ve bir daha 105.000'e gördüm ama bakayım abi, belki daha ucuza bulurum gibi geliyor ya. Sabah 100.000'e gördüm ve şimdi en ucuzu 105.000 abi. 5.000 coins de fark eder mi? Belki sadece bir tane 100.000'lik vardır. O da değişir tabii. Şimdi Diaz diye bir oyuncu var. O da 7.000 coinsmiş abi. Gerçekten. Çok fazla Fenerbahçe'yi takip eden varsa haberini almıştır. Bu arada arkadaşlar Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi maçlarını bu şekilde yapmaya çalışacağım. Siz bana bu seride destek verirseniz Fenerbahçe'nin ilerleyen maçlarını falan deneyeceğiz. Hemen Almeida'ya bakıyoruz. 24.000 coinsmiş bu arada Almeida. Sabek bakalım abi. Evet 24.000'e gördük tekrardan. Ve hemen arkadaşlar 24.000'e alacağım hiç bakmadan abi. Varela diye de bir kaleci arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Var yazalım. 76 geldi galiba. Hatırladığım kadarıyla ve kaleci. Bakalım bunun fiyatı 90.000'miş galiba. Evet 92.000. 89.000'e de var bu arada. 82.000'miş pardon abi. 82.000'e görmüşüm sabah. Bakalım abi burada kaç bin. Oha abi 87.000. Ve bir saat önce koyulmuş. Evet arkadaşlar şu anda Benfica kadrosunu kurmuş bulunuyoruz. Ve hemen Benfica kadrosunu kuracağım arkadaşlar. Kaleciden başlayarak. Evet arkadaşlar adil olsun diye bütün oyuncuları bu arada 90, 80 gen ve üstü yapmak istiyorum. O yüzden arkadaşlar Samaris'e de 100.000 coinlik bir boost basıyorum şu anda. Ve arkadaşlar Samaris'e de 80 gen yaptım. Ve takım 83 gen oldu. Full elit takım oldu. Gerçekten bence güzel oldu. Hemen arkadaşlar bir karşı atak gireceğim. Muhtemelen benden yüksek bir takıma karşı gireceğim. Bakalım Fenerbahçe takımı kaç gen olacak. Bu arada arkadaşlar elit olmayan oyuncuları elite yükselteceğim. Her zaman bu şekilde yaparak gelişeceğiz yani. Bakalım neler olacak arkadaşlar, göreceğiz. Haydi bakalım maçımıza başlayalım. Arkadaşlar 93 genlik bir rakip geldi.
Bakalım neler olacak. Fenerbahçe'ye karşı gelen rakibe göre de değerlendireceğiz tabii. Atabildiğim kadar gol atmaya çalışacağım sadece ben. Bakalım neler olacak arkadaşlar, göreceğiz. Ferreira, bu da bu arada Benfica'nın yeni transferi. Jonas oynamıyor. Belki Ferreira oynar. Bu arada gayet güzel gol attı. Şu an 1-0 öndeyiz. Gerçekten arkadaşlar dediğim gibi hiçbir şekilde hilesiz, hurdasız bir şekilde oynayacağım. En iyi oynayışımı yapacağım iki takıma da. Bakalım kim kazanacak derken kornere çaldı kaleci. Hemen arkadaşlar kafayı vuruyoruz. Ve kafa güzel abi. 2-1 oldu. Gayet güzel. Atabildiğim kadar gol atmaya çalışacağım. İki takımı da destekliyorum yani şu anda. Hani o anlamda değil yani. Şu anda hiç adil olması açısından destekliyorum. Hadi bakalım abi. Yenerse bu arada puan daha yüksek olacak verdiğim puan maç sonlarında. Haydi bakalım. 3-2 öne geçtik. Yeniden Fenerbahçe hashtag ile oynamaya devam ediyoruz. Haydi bakalım abi. Seferovic geçti. Güzel abi. Şöyle bir geçiş daha. Şut gelmedi. Şut çekemedim. Bu arada öndeyiz. 93 iken takıma karşı önde olmak gerçekten gayet güzel. Pizzi verebilecek mi pasını verdi. Rafa şut abi köşeye şöyle güzel bir şut. Of abi gerçekten mükemmel bir şut geldi. Ama kontra atağı yiyoruz şu anda. Aynı zamanda bu arada kontra atakları saymıyorum ya. Kontra atakları saymayacağım ve gol de yemedim ilginç bir şekilde. Ama penaltı yaptım yanlışlıkla. Gerçekten ilginç. Bu arada rakip gerçekten oynamayı bilmiyor. Hala gol atamadı. Ama kontra ataktan ben golümü yine de yedim. Umarım maçı kazanırız. Rafa çekebilir mi? Çekti abi. Bir plase vuracağım. Vuramadım. Ama arkadaşlar maçı kazanıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Benfica ile maçı 4-3 kazandık. Şimdi arkadaşlar en güzel olan kısım Fenerbahçe kadrosunu kurduğumuz kısma geliyoruz bakalım. Haydi bakalım arkadaşlar. Fenerbahçe kadrosunu üste çıkardık. Ve Volkan'la birlikte başlayacağız Fenerbahçe kadrosunu kurmaya. Haydi bakalım arkadaşlar. Şöyle öncelikle takımımı bir 4-1-2-1-2 dizilişine getireceğim. Şöyle abi dizilişler 4-1-2-1-2 yapacağım. Evet arkadaşlar Volkan Demirel'deyiz şu anda. Sabah 79 bine görmüşüm. Şu anda bakalım fiyatı ne kadar olacak. Şu anda fiyatı da bayağı artmış. 83 bine çıkmış arkadaşlar. Hemen arkadaşlar şöyle arama kısmına gelip şuradan bir Ayevi arayacağım arkadaşlar. Ayevi aldıktan sonra artık zaten hiçbir şeye bakmayacağız. Hemen arkadaşlar şuraya 77 yazdık. Ayevi çıkmadı. Niye çıkmadı abi? Kaleci mi seçili? Evet kaleci seçili. Hemen sağ orta sahayı seçiyoruz. Ve arkadaşlar Andre Ayevi seçeceğiz. Bu arada Andre Ayevi gerçekten çok aşırı santrafor oynayabilecek bir oyuncu değil muhtemelen. Çünkü FIFA'da bile sağ orta saha mevkisinde. Ama tabii belli olmaz. Bu arada Ayevi ne kadar görmüşüm ben? 125'e görmüşüm. Şu anda da 129. Fenerbahçe oyuncuları artmaya başlamış arkadaşlar. Sabaha göre bayağı artmaya başlamış. Evet arkadaşlar şimdi Ayevi de aldığımıza göre takım olarak Fenerbahçe'yi artık seçebiliriz. Çünkü bütün oyuncular artık Fenerbahçe'nin yeni yaptığı bir transferi şu anda daha oynatmayacağız. Zaten yok gibi bir şey. Sol yazalım abi şöyle. 75 kendik bir oyuncu. Ve fiyatı ne kadarmış? 75K'ymış arkadaşlar aynı zamanda ve abi şu pozisyon seçme işini artık bırakmalıyım bence. Zaten ismi yazıyoruz. 75K'ymış abi. Şu anda 93K. Vay be. Gerçekten ilginç. Bayağı coins biriktirmişim. Yoksa yetmeyecekmiş. Giuliano da 285K'ymış. Umarım çok daha fazla artmamıştır yani. Yoksa alamayacağız abi. Battık bu arada. Gerçekten battık. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar şu anda. 285K'yı umarım evet geçmiyor tamam. 284.000'e de var. Evet 284.000'e Giuliano'yu alacağım arkadaşlar. Hemen 284.000'e de Giuliano'muzu alıyoruz. 340'a koyan kimse yok abi. Ben 340'a koyacağım ama arkadaşlar. Ben pazara... Hemen arkadaşlar o zaman bunu alabiliriz direkt olarak. Hani 73 reytinge göre neden 33.000 coins olur gerçekten anlamıyorum. Oo 23.000'e gördük abi. Snipe mı? Evet snipeladık bir tane arkadaşlar. Bu adamdan kar bile edeceğim galiba. Gerçekten ilginç bir şekilde. Hemen arkadaşlar Isla'yı alacağız. Hemen abi bakıyoruz ve 48.530. Hemen arkadaşlar 48.000'e de aldık. Hasan Ali bile 40.000 coinsmiş abi. Gerçekten şaka gibi ha. Taraftarlarına soruyorum. Ama ben gerçekten sevmiyorum. Çoğu taraftar da sevmiyor muhtemelen. Ama hala takımdaysa abi şu teknik direktörlerin falan bir bildiği vardır diyoruz. Hemen 139.000'e de Joseph de Souza'yı alıyoruz arkadaşlar. Ve takımımıza Joseph de Souza da katıldı. Ve son olarak kalan arkadaşlar... Üçgen boost vermesi lazım abi. Evet üçgen verdi şu anda. Hemen arkadaşlar 82.000 coins verip Andrea'yı 80 gen yaptık. Valbuena'yı bir gen arttırmam gerekiyor hemen abi. 3.000 zaten. Antrenman XBC istedi. 4.000 verelim biz şöyle. Evet abi buna da 30.000 coins verip bunu da yükselttik bir gen. Ve başka kimi yükseltiyoruz arkadaşlar? Hemen Roman Neustadt'leri de zaten hızlıca abi 2 tane 1.000 verince yükselir. Evet arkadaşlar bir gen yükseldi sadece şaka gibi. Gerçekten şaka gibi abi ya.
70 kendik adamsın, ne kadar zor olabilir yükseltmek. Evet arkadaşlar, Neustadt'leri de yükselttik ve takım 82 gen oldu. Eşit rating olması gerektiği için bir de boostları, yani Volkan Demirel'in falan da boostunu yükselteceğim hemen. Hemen 75.000 veriyoruz arkadaşlar. Sonra bir tane daha vereceğim. Herhalde bu sefer ratingler eşitlenir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani Fenerbahçe kadrosu daha pahalı olduğuna göre rağmen ratingi daha düşük oldu. Bunun sebebi iki tane pozisyonda olmayan oyuncu da olabilir. Ayrıca Fenerbahçe taraftarlarının Fenerbahçeli oyuncuları sürekli aldığı için parasının pahalı olmasından dolayı da olabilir. Bu arada arkadaşlar kadro şu anda mükemmel oldu. Haydi bakalım arkadaşlar. O zaman hemen karşı atağımıza girelim, buradan da bakalım neler olacak arkadaşlar, göreceğiz. Fenerbahçe kadromuzda neler başaracağız arkadaşlar. Yarın maçımız var aslında, bugün yani. Zaten saat şu anda gece 1'de çekiyorum videoyu. Sabaha yetiştirmem lazım. Gerçekten çok ilginç abi. Son anda yetiştirdim abi. Aslında gündüz de çekebilirdim ama coins'im yoktu. Coins'i son anda yetiştirdim. Bu arada arkadaşlar Fenerbahçe ile oynadığımız rakip biraz daha kolay olacak muhtemelen. Hadi bakalım abi neler olacak, göreceğiz. Başlıyoruz. Andre Ayev. Ayev'le uzaktan bir şut deneyeceğim. Ya gaza geldim. Leno kurtardı. Bora diye bir rakiple oynuyoruz bu arada. Belki beni tanıyor olabilir. Şaşırmış da olabilir Fenerbahçe kadrosu görünce. Evet. Valbuena şimdi. Valbuena uzaktan bir şut. Abi gerçekten kötü vurdum ya. Nabil Dirar. Hadi abi Dirar. Gerçekten maalesef kötü birazcık. Ama burada birazcık kendini sergileyebilir. Hadi Dirar. Evet. Gerçekten 90'a bir gol geldi. Haydi bakalım Fenerbahçe ile kaç gol atacağız. Göreceğiz arkadaşlar. İsla. İsta vur. Gerçekten çok güzel bitiricilik yaptı. Bir sağbeke göre harika. Soldado şimdi. Soldado. Bu arada arkadaşlar Benfica ile 5 gol attım sayalım. Çünkü bir tane kontra atak yedik ve o bayağı zaman kaybettirdi. Evet, ve müthiş fırsat biraz daha az geldi. O yüzden daha zor rakip olduğu için Benfica'ya bir gol boost verdim. Ona göre oynuyoruz şu anda. Devam ediyoruz. Dirar şimdi. Nabil Dirar. Kötü bir şut direkten döndü. Kaleci kurtarmış bu arada. Valbuena orta. Hasan Ali vur kafayı. Ve arkadaşlar 4-3 yaptı. Hadi 2 gol daha atarsak bu arada maçı kazanacak Fenerbahçe. Josef de Souza. Abi ne yapıyorsun? Tamam, çok güzel abi. Josef uzaklardan şut denemesi. Yine korner. Hadi abi bir korner gol daha gelirse maçı kazanma şansımız var. Ayev vur kafayı, vuramadı. Abi bu arada 8 saniye var. Bari beraberlik olsun. Hasan Ali de. Geçemedim. Tekrardan Hasan Ali'de kaldı. Hasan Ali vur. Vuramadım. Ve arkadaşlar maç bitti. Yani ikisiyle de 4'er tane gol attım. Yani hiç adil olsun diye. Tamamen adil uğraşıyorum arkadaşlar. İkisiyle de 4'er gol attım. Siz yorumlara yazın arkadaşlar. Berabere mi bitti? Fenerbahçe mi kazandı? Benfica mı kazandı? Arkadaşlar benim yaptığım sisteme göre Benfica kazandı. Ama siz yorumlara yazın ve mantıklı bir yorum yaparsanız o yorumu görürseniz, o yorumu beğenin. Ve bakalım kim kazanmış arkadaşlar. Size göre kim kazanmış onu da görelim. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Benfica ve Fenerbahçe dev karşılaştırma. Umarım bugün Fenerbahçe akşam maçı alır diyoruz arkadaşlar. En kötü ihtimal bir beraberlikle dönelim arkadaşlar evimize. Haydi bakalım arkadaşlar, o zaman burada videomuzun sonuna geldik. Kanala şuradan abone olabilirsiniz. Şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak da muhteşem bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten harika videolar var. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ve bay bay.